Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında temsilcimiz Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü Praktiker Varts deplasmanında Macaristan ekibi karşısında avantajlı bir skor alıp gelecek cumartesi gününe rahat çıkmak istiyor ve seremoni gerçekleştiriliyor. Ekrana Kastamonu Belediyeli oyuncular yansıdı. Tabii burada 12 kişilik bir liste var ve maalesef istediğimiz derinlemesine kadro Macaristan'a götürülemedi çünkü sakat oyuncuların çokluğu can sıkıcı. Ekrana da bu turda yani 3. eleme turunda önce Macaristan'daki birazdan başlayacak mücadelenin Orta Avrupa saatiyle 14'te Türkiye saatiyle birazdan saat 16'da başlayacağı ve gelecek cumartesi 18 Kasım'da da Kastamonu'da Praktiker Vars'ı konuk edeceğimizin grafiği yansıdı. Türkiye saatiyle 15'te gelecek cumartesi günü maç başlayacak ve biz o maça daha rahat çıkmak, biraz daha iyi bir skorla buradan ayrılmak istiyoruz. Tabii biz Vars ekibiyle aslında tanıdık sayılabiliriz. Geçmiş yıllarda toplamda 4 kez karşı karşıya geldik Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü. Bu arada teknik kadromuz da görüntüye yansıdı. Şenay Özel, Orhan Şimşek ve Nilay Şahin'i gördük. Şimdi de ev sahibi Praktiker Vars'ın oyuncuları tek tek anons olarak tribünlerdeki taraftarlara tanıtılıyor. 800 kişilik çok ufak bir salon ve baktığımızda Vars ekibi nispeten orta sıralarda daha çok yer bulan, şampiyonluk yolunda çok fazla ismi anılmayan ama yine de mümkün olduğu kadar kendi yağıyla kavrulan bir ekip görüntüsü çiziyor. Kadınlar handbolda Macaristan'da geçmiş yılı, geçmiş sezonu 29 puanla 6. bitirdiler ve Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazandılar. 2023-2024 sezonunda yani baktığımızda bu 9 haftada şu an için 8 puan toplayabildiler. 5. basamakta yer alıyorlar ve önceki yıllara baktığımızda da Vats ekibi aslında şampiyonluklarda çok fazla adı sanılı duyulmayan Giori Audi Eto'nun, Ferencvaros'un çok çok arkasında kalan, hatta şöyle söyleyelim, Şefler, Şifok gibi takımlar da daha üst seviyede Avrupa'da başarılı oldular. Ama her ne olursa olsun Macaristan deyince akla handbol geliyor. Handbol ülkesi bir takım ve sonuç olarak handbol ülkesinin bir takımı olmasıyla da öne çıkıyor Vars ekibi. Yeni teknik kadrosu da şimdi görüntüye yansıdı. Yeni diyoruz çünkü geçmiş yıllarda farklı bir ekip ve farklı bir teknik kadro yansıyordu. Ngabor Herbert 2022 yılından bu yana çok kısa bir süre önce bayrağı devraldı ve şimdi seremoni gerçekleştirilmiş oldu. Maçın hakem ikilisi Çekya'dan, düzeltiyorum, Danimarka'dan Line Aseldal ve Kusk Josefin olacak. Şimdi de bu arada Vars ekibinin kadrosu görüntüye yansıdı. 3 kaleci Kismadia ve Bukowski ve Alexia Giori. Bu 3 isimden tanıdık olan Bukowski geçmiş yıllarda Kastamonu Belediye'ye karşı top koşturmuş ve kareyi nispeten devralmıştı. Gabor Herbert şimdi görüntüye yansıdı. Gabor Herbert 2. sezonunu yaşıyor. Eski bir milli handbolcu, pivot noktasında 70 maçta da görev almış, milli takım mesaisi de yürütmüş bir isim. Bu arada Kastamonu Belediye'nin 12 kişilik kadrosu da şimdi görüntüye yansıdı. Gerçekten çok ciddi anlamda eksikler var. Ve kalede Yaren Berfe Göker ve Kevser Bektaş ikilisi dışında bugün Merve Erbektaş yer alamayacak. Merve Erbektaş'ın sakatlığı devam ediyor. Bu arada Serpil İskenderoğlu yakın planda. Teknik sorumlu olarak Serpil İskenderoğlu görev alıyor. Aynı zamanda orta oyun kurucu. Tabii Şenay Özel bu sezonla beraber aktif spor kariyerini noktalayan ve Kastamonu Belediye'nin antrenörü olarak görev alan bir isim. Şimdi de maçın hakem ikilisi görüntüye yansıdı. Line Hasedal Hansen ve Josefin Kusk Jensen. Danimarkalı maçın hakem ikilisi. Sırp Boris Vukasinovic de maçın gözlemcisi. Rövanş maçının hakemleri Çekya'dan olacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Umarız Premisil
Pukala ve Radek Mahila da bizlere şans getirecek. İlk hücum kırmızı artı formada Vars ekibinden yansıyacak. Pratiker Vars ilk hücumu gerçekleştirecek. Biz siyah artı formada savunmada yer alacağız. Başarılar diliyoruz tekrar Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü'ne. Maçın hakemi ilk düdüğü çaldı. Zorlu mücadele başladı. Buradan güzel bir skorla ayrılalım ve gelecek hafta cumartesi günü Türkiye saatiyle 15'te başlayan maça tur için avantaj elde edelim istiyoruz. Tekrar Kastamonu Belediye'ye başarılar diliyoruz. Savunmadayız. İlk hücum onlardan. Kuczora merkezde. Şimdi çapraz geçiş yaptılar. Sağ kanatta Suh ama bir alan ihlali yaptı. Kenar çizgiden adım aldığı için hücum bizim. Yaren Berfe. Oyunu hareketlendirdi. Şimdi sağ kanatta Emine. Sol oyun kurucu mevkiinde Serpil'i görüyorum. Orta oyun kurucu noktasında Burcu Dindar var. Sağ oyun kurucu mevkiinde de Betül Yılmaz'la başladık. Pivotta da Büşra top bekliyordu. Burcu hücum faul yaptı diyor maçın hakemi. Tam da Betül'e pas vermek, Beyza Nur'a pas vermek üzereyken bir hücum faul kararı çıktı. Sağ kanatta Suh şimdi topla buluştu ve atış topu ağlara gitti. Neli Su maçın ilk golünü kaydetti. Şifok'tan yeni transferi. Deneyimli bir isim. Bu da yaptığı hücum faul Burcu Dindar'ın görüntüye yansıyor. Çok net bir temas var ama hücum faul mü artık maçın hakemi bu yönde bir karar verdi. Sonrasında Suh'un golü görüntüye yansıdı. Burcu şimdi sağ çaprazda bıraktı. Betül. Betül'e faul. Kart çıkacak. Maçtaki ilk kart 11 numaralı Ferenci'ye çıktı. Burcina, Ferenci görüntüye yansıyor. O da deneyimli sayılabilecek isimlerden biri. 27 yaşında aslında genç bir kadrosu var. Vars ekibinin. Şimdi Serpil. Serpil'e gelmeden araya girdi. O noktada Kuruç yerde kaldı. Bir de faul yaptı ve sonuç olarak Neli Su görüntüye yansıyor. Neyteki hücum bizim. Burcu Dindar. Şimdi Betül kaleye baktı atış kaleci. Kaleci Fanny Clara Cizmatya. 21 yaşında ilk kurtarışına imza atıyor Cizmatya. Betül serbest atış çizgisinde şansını denedi. Çok uzaklardan bir şut ve sonuç olarak Cizmatya ilk kurtarışına imza attı. Bu arada Cenge Kuczora biz o şutun tekrarını izlerken farkı ikiye çıkartıyor. Praktiker Vars ekibi durumu 2-0'a getiriyor. Cenge Kuczora. Cenge Kuczora, Helen Bay ve Bukowski geçmiş yıllarda Kastamonu Belediye'ye karşı oynamıştı. Onlar tanıdık diyebileceğimiz isimler. Sağ kanatta şimdi Emine aşırtta ve direğe takıldı. Direkt gol izni vermiyor Emine de. Eli boş dönüyor. Bu arada bir pas arası geldi. Çok net bir şekilde aslında Büşra Işıkhan zorladı ama kavrayamadık. Şu an için gol atamadık. 3 dakika 17 saniye geride kaldı. Yaren Berfe görüntüye yansıyor. Kuczora. Helen Bay. Sağ kanat. Su. Yüksek bir top. Marinçak. Marinçak. Yaren kurtarışa imza atıyor. Önce blok, sonrasında Yaren gol izni vermedi. Şimdi farkı bile indirme şansı yakalıyoruz. Burcu, Serpil, Betül, tekrar Serpil İskenderoğlu, bir faul var. Çok sert müdahale aslında. Burcina Ferenci'den esasında bir de kartı vardı. 2 dakika cezası da çıkabilirdi, olmadı. 4 dakika geride kaldı. 2-0'lık üstünlüğü var Vars ekibinin. Şimdi Serpil. Beyza çıktı dışarıya doğru. Şimdi Betül çapraz geçiş yaptık ama pas arası geldi. Hücum Vats ekibinin hızlı hücumla çıktılar. Aşırtma ve top ağlara gitti. Fanny Helenbay bu maçtaki ilk sayısını kaydetti.
Marcuç'a çıkardı. Praktiker Vars ekibi işte. Zuhun pası ardından Helenbay hızlı hücumda çıktı. Ve Gabor Herberdi taraftarı da böyle sevindirdi. Burcu. Serpil. Betül kaleye baktı. Yine kaleci. Kenar çizgiden çıktığı için top hücum bizim. Fanny Clara Cizmadia ikinci kurtarışına imza atıyor. Burcu. Pası Büşra Işıkan. Herhangi bir faul yok. Hücum yine onların. Yine hızlı çıktılar. Zuh kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Deniz Zuh. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golü. Durum 4-0. Burada pas arası. Herhangi bir faul düdüğü gelmedi. Pas arasını yapan da Kutsoray'dı. Ardından hızlı hücum. Neli Su karşı kalede. Aheste aheste dönüyor. Kaleye attığınız top gol olmazsa olmaz. Dört tane kalecide topumuz var. Pozisyonumuz var. Sadece biraz daha araları ve hareketli olmak zorundayız. Tamam mı? Tamam, aynen. Kastamonu Belediye molası ve sonuç olarak 5-0'lık bir seri yakaladılar. Mola da kaçınılmaz oldu. Geçen bu süre zarfında gol yollarını çok fazla değerlendiremedik ve şu an için skor bulamadık. Maç öncesinde ekrana yansıyan Serpil İskenderoğlu zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En güzel skorla dönmek istiyoruz demişti. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama elimizden geleni yapacağız. İdeal kadroya sahip değiliz. Sadece Türk sporculardan kurulu bir kadroyuz ve bir iki başararak Avrupa Ligi'ne adım atacağız demişti Serpil İskenderoğlu. 4-0'lık skor var. Geçen bu 5,5 dakikada 4 gol yedik. Henüz skorboardu değiştiremedik. Betül'ün pasında Büşra Işıkan ve top ağlarda gol. Büşra orada boşluğu iyi değerlendirdi, gol attı. Açılışı Büşra yaptı. Sol kanat Ana Vallahi. Şimdi merkezde Çenge Kutsoğra. Ferenci. Sol çaprazda da Marinçak. Şimdi kendini gösterdi Marinçak. Marinçak bomboş kaldı ve gol attı. Nikolet Marinçak bu maçtaki ilk sayısı. Takımın en deneyimli ismi. Bak yeniden dörde çıktı. Çapraz geçişler Emine bıraktı. Burcu şimdi Serpil. O da Betül'ü gördü. 6-0 savunma. Devam ediyor. Vars ekibinde Betül'ün pası, bir faul var. Emine görüntüye yansıyor. Cenk Ekut sonra müdahale yapmıştı. Şimdi Betül tekrar Serpil. Yine bir pas arası geldi ve yine hızlı hücum şansı. Neyse ki araya girdi. Beyza ayağına temas ediyor. Beyza Nur Türk Yılmaz tam da kavramaya çalışırken bir ayakla temas ve hücum el değiştirdi. 5-1'lik skor yansıyor. Praktiker Vars'ın üstünlüğü devam ediyor. Ekranı başına yeni geçenler için hatırlatalım. EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında temsilcimiz Kastamonu Belediye. Vars deplasmanında Macaristan'da atış topu ağlarda sol kanattan ilk kez geldiler. Anna Ballahi gol attı. Fark 5'e çıktı. Burcu. Ceren Demirçelen, o da sakat ve karar 7 metre. 7 metreyi kazandık. Ceren Demirçelen de sakat isimlerden biri aslında. Onlardan da bahsedelim. Nurceren Akgün Göktepe ve Ceren Demirçelen milli mesaiden Sırbistan maçından sakatlıkla döndüler ve uzun süredir kadroda yer alamadılar. Nurceren Akgün Göktepe zaten bu kadroda da bulunmuyor ama Ceren Demirçelen sakat sakat oynuyor. Atış kaleci. Cizmadia ilk 7 metre atışını kurtarmayı başardı.
Atış topu ağlara gitti. Yine kolay bir gol yedik. Kuczora uzaktan denedi ve ağları havalandırmayı başardı. İkinci golü yine çok acele ettik ve fark 6 sayı. İstediğimiz hücumu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Hızlı hücumla ilerliyorlar. Kolay gol bulup farkı da daha da açmak için Warts şu ana kadar herhangi bir engelle karşılaşmadı. Marinçak kaleye baktı. Bloktan top dışarı gittiği için hücum Warts ekibinin. Dalai. Marinçak orta oyun kuruş noktasında. Top kaybı. Cenk'e Kuczora topu kavrayamadı. Bizim için şans anı. Bu bir işaret olmalı. Artık farkı bu 9 dakikada bir şekilde kapatmak lazım ve Betül tam da dediğimiz gibi kolay gollerden birine imza attı. Farkı 5'e indirdi. Betül Yılmaz. Burcu'nun pası. Betül yine sağ çaprazda boşluk. Buna benzer bir boşluğu da Büşra değerlendirmiş ve ilk golümüzü kaydetmişti. Serpil görüntüde genel olarak hücumda yer alıyor. Serpil İskenderoğlu aynı zamanda takımda teknik sorumlusu. Sol kanattan Ballay geldi. Kuczora. Ferenci. Kuczora. Hatalı yürüme. Fazladan bir adım aldı. Kuczora. Hücum bizim. Fark 5. İlk 10 dakikayı 7-2 geride kapattık. Serpil, Betül. Serpil'in pası Ceren Demir Çelen direğe takıldı. Çok şanssız bir an. Marinçak. Ferenci. Burjina Ferenci. Kuczora. Yine 6-0 savunmadayız. Şu ana kadar sadece 2 gol bulabildik. Marinçak. Yüksek bir top kanada. Suh ve top ağlarda. Neli Suh. 3. golü. Fark 6 sayı. Marinçak kanattaki boşluğu gördü. Neli Suh cezayı kesti. Yasemin oyunda. Yasemin de uzun bir sakatlık dönemini geride bırakıp Kastamonu Belediye formasıyla ilk maçına geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye İzmir Büyükşehir Belediye karşısında çıkmıştı. Bu arada yine paslaşma hatası. Yüksek bir top geldi Yasemin'e ve top kaybı. Zuh için de kötü bir pas ama o kavramayı başardı. Kuczora. Marinçak. 8-2'lik üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin 12 dakikalık bölümü birazdan geride bırakacağız. Helenbay. Ferenci. Marinçak çapraz geçiş yapıyor. Vars ekibi. Kuczora. Ferenci. Kart çıkacak. İlk kart Serpil İskenderoğlu'na çıktı. Marinçak. Ceren Demirçelen'in müdahalesi yine bir faul. Ceren Demirçelen, Yasemin Şahin, Nurşah Sancak sakat olmalarına rağmen kadrodaki isimler. Atış ve kalecimiz Yaren Berfen'in müdahalesi. Marinçak yerden kalktı. Şimdi görev alanına dönecek ama biz erken bir gol bulalım. Emine'nin atışı da direğe takılıyor. Savunma tam olarak yerini almamıştı. Emine de sağ kanatta iyi bir fırsat yakaladı ama olmadı. İzliyoruz. Birkaç dakika önce Ceren Demirçelen direğe takılmıştı. Bu da Emine Gökdemir'in direğe takıldığı an ve fark altta kaldı. 13 dakikalık bölümü sadece 2 golle kapattık. Şu an için onlara bir engel oluşturduk. Bu kesin ama biz hala skor
sıkıntısını çözebilmiş değiliz. Bu arada uzaktan bir deneme dışarı gitti. Görüntüye Kutsuora yansıdı. Onun atışı gol getirmedi. Betül boşluğu buldu. O da kaleciye takıldı. Kaleci Chizmadia'nın dördüncü kurtarışı. Atış topu ağlarda. İlk kez bir alan Luka Çikoş golü atıyor. Neka'dan transferi. Yeni isimlerden biri Çikoş. Oyuna girer girmez golü kaydediyor. Bu aşırtma Chizmadia golü izin vermedi. Bu da Çikoş'un uzaktan denemesi ve topu ağlarda. Nurşah Sancak oyunda. Özellikle sağ oyun kurucu mevkiinde rotasyonumuz çok kısıtlı, hatta hiç yok diyebiliriz. Burcu atış topu ağlara gidiyor. Burcu Dindar müthiş bir gole imza atıyor. Burcu Dindar farkı tekrar 6'ya indirdi. Hemen hemen 5 dakikada bir gol atabiliyoruz ancak. Yani istatistiğe baktığımızda 5 dakikada bir gol gerçekten çok kötü bir oran. Kutsuora. Şimdi Çikoş atış topu ağlarda. Luka Çikoş golü attı. Yasemin. Burcu. Nurşah. O da sakat isimlerden ve yine de kadroda yer bulan mecburi olarak süre alan isimlerden biri. Bu arada bir hücum faul kararı geldi. Hücum faulde Ceren Demirçelen yaptı diyor maçın hakemi. Kutsuora kalkamadı. Ceren Demirçelen de diğer hakemle diyalog halinde. Yaptığı müdahalenin hücum faul olmadığı yönünde muhtemelen bir açıklamada bulunuyor. Bu arada Kovalçik görüntüye yansıdı. O da Helenbay yerine pivotta süre almaya başladı. İşte Helenbay da şimdi görüntüye yansıdı. Fark 7. Maçın 4'te 1'lik bölümü fazlasıyla geride kaldı. Çikoş. Kutsuora. Ferenci. Çikoş. Çapraz geçiş yaptılar. Yaren Berfe gol izni vermedi. Yaren Berfe'nin 3. kurtarışı. Hızlı hücum şansı. Nurşah Sancak. Kötü bir atış Nurşah'tan. Yine acele ettik. Bu sezon evinde sadece Györi'ye mağlup oldu baş ekibi. Bu arada görüntüye de istatistik yansıdı ki çok kötü. %27 ile oynuyoruz. 11 şutta 3 golümüz var ve gerçekten oran olarak çok gerilerdeyiz. Atış kaleci Yaren Berfe 4. kurtarışını yaptı. Biraz da ayağı yere sağlam basar ilerlersek en azından bu farkı eritebiliriz. Yaren Berfe görüntüye yansıyor. 4 kurtarış şu ana kadar. Her iki kaleci de 4'er kurtarış yaptı. Chizmadia bir tane de 7 metrede kurtarışa imza atmıştı. Betül görüntüde. O da deneyimli bir isim. Betül atışı kaleci Chizmadia için çok kolay bir top. Kavrayarak kurtardı. Sağ kanat Zuh. Çikoş atış topu ağlardı. Yine Çikoş'un orta oyun kurucu noktasında bulduğu gollerden biri. Golün tekrarı görüntüde. Fark 8'e çıkıyor daha. 18. dakikadayız. Yasemin. Nurşah. Nurşah Sancak. Açılışı böyle yaptı. Bir önceki şutu henüz eli ısınmadığını göstermişti. Nurşah Sancak ilk golünü atıyor. Farkı 7'ye indiriyor. Nurşah da yeni isimlerden diyebiliriz aslında. Geçen sene yine Kastamonu Belediye forması
terletti ama sakatlıklarla boğuştuğunu Uşak Sancak. İki kez de ameliyat geçirdi. Çikoş. Çikoş'un atış topağlarda. Bu dakikalarda Luka Çikoş sırtlıyor. 4 golü var. Takımın 3'te 1'lik gol yükünü omuzlamış görünüyor. Yaren Berfe. Görüntüde. Fark yine 8'e çıktı. Yasemin. Emine. Nurşat'tan kötü bir pas. Büşra için çok zor bir toptu. Hızlı hücum yakaladılar. Atış topağlarda gol. Anna Ballahi gol attı. Bir de 2 dakika cezası. Yasemin Şahin maçtaki ilk 2 dakika cezasını aldı. Fark 9'a çıkıyor. Nurşah'ın bu pası ve sonrasında hızlı hücum. Ve ardından gelen 2 dakika cezası. Kaleyi boşalttık. Risk alıyoruz. Yasemin görüntüde. Topun değişmesi için kronometre durdu. Maçın da 3'te 1'lik bölümü neredeyse geride kalmak üzere. 4 gol bulabildik şu ana kadar geçen 19 dakikada. Bu iki aşamalı bir maç, iki aşamalı bir eşleşme ve sonuç olarak toplam 120 dakikalık bir mücadele. Gelecek hafta cumartesi gününe umut bırakmak istiyorsak, umutla çıkmak istiyorsak biraz daha farkı kapatmamız gerekiyor. Kalemiz yine boş. Serpil, pasif uyarısı şimdi geldi. Betül'ün atışı kalecide kaldı. Çismadya. 6. kurtarışına imza attı. Kişilik savunma karşısında Praktiker Warts. Aniko Kovacs yerini Kutsora'ya bıraktı. Hayır, Kutsora şimdi topla buluştu. Pivota pası, karar 7 metre. Yerde kaldı Kovacic ve karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası Büşra Işıkhan'a. İkinci kez eksik kalıyoruz. İşaret geldi. Atış topağlarda gol. Cenge Kutsora. Farkı çifthaneye çıkartıyor. Praktiker Vars ekibi. İki oyuncumuz kenarda. 2 dakika cezası için. Yasemin Şahin'in cezasının dolmasına 10 saniye var. Bir pas arası. Serpil. O da 2 dakika cezası alıyor. Serpil İskenderoğlu. İşte burada bir top kaybı. Pas arası geldi. Ferenci kaleyi yoklayacakken Serpil'in müdahalesi. İki saniye var Yasemin'in cezasının dolmasına. Bir 7 metre atışı daha. Atış topağlarda. Fark 11'e çıkıyor. Cenge Kutsora. 2'de 2 yaptı, farkı 11'e çıkardı. Yasemin tekrar oyuna girdi. 2 oyuncumuz kenarda. Hala eksiyiz ve 2 oyuncu bekliyor şimdi
2 dakika cezasının dolmasını. Büşra Işıkhan'ın hala 1 dakikalık süresi var. Top çeviriyoruz. Yasemin, Betül, Nurşah kanada indi. Emine kaleciye takıldı. Cizmadia. 7 kurtarış yaptı şu ana kadar. Yine kalemiz boş. Nurşah çok güzel pas, atış topu ağlarda. Yasemin kendini gösterdi ve golü attı. Nurşah'ın asisti Yasemin Şahin'in golü. Yasemin ilk golünü kaydetti. 22 dakikalık bölümü 5 golle geçebildik. Büşra'nın cezasının dolmasına 2 saniye var. Atış topu ağlarda 4 kişilik savunma karşısında çok rahat bir gol buldu. Borbala Ballay. İkiz kardeşi Anna Ballay'ı da sol kanatta 2 gol bulmuştu. Borbala da şimdi ilk golünü kaydediyor kendi adına. Bak yine 11'e çıktı. Yine kalemiz boş. Borbala Ballay'ı yakın planda görüntüye yansıdı. Ceren Demirçelen oyuna girdi. Serpil'in cezasının dolmasına 5 saniye var. Nurşah kanattan koşu. Şimdi Yasemin pası. Ceren Demirçelen atış topu ağlarda. Bir önceki şutunda direğe takılmıştı. Ceren Demirçelen de ilk golünü kaydetti. Farkı ona indirdi. Son 7 dakika ilk yarının bitmesine. Ballay. Çikoş. Borbala Ballay. Çikoş. Müdahale Kovac'a, Beyza'dan. Borbala pivota pası. Karar 7 metre. 6 metre yayında müdahale. Kovalçik yerde kalmış işte burada. 6 metre yayındaki müdahale Burcu ve Yasemin. Görüntüye yansıyor. Üçüncü kez 7 metre atışı için Kutsuora çizgiye geliyor. Yaren Berfe görüntüdeydi. Kurtarış gelmedi. Çenge Kutsuora toplamda 5. 7 metreden 3. golünü kaydetti. 6 dakika var ilk yarının bitmesine. Gabor Herbert görüntüde. Şu ana kadar takımının performansından memnun görünüyor. Yasemin. Atış topu ağlarda. Yasemin Şahin. Üst üste ikinci golü Yasemin'in. O da yeni transfer. Konyaaltı formasıyla EHF Avrupa Kupası kazandılar. Ve bu mutluluğu yaşadılar. Çikoş'tan fake. Ardından kanatta Zuh. Tekrar döndü merkeze Kovac. Tekrar Çikoş. Ballay, Çikoş, Kovac ve tekrar Borbala Ballay. Ceren'in müdahalesi. Kovac'ın atış topu ağlarda. Çok kolay bir gol daha. Aniko Kovac ilk golünü kaydetti. Biz o golün tekrarını izlerken verimli bir hücum gerçekleştiremedik. Fark 11'de kaldı. Kovac'ın pivota pası. Yaren Berfe'nin kurtarışı. Dönen top Ballay'da kaldı. Yine Yaren. Üst üste 2 kurtarış Yaren Pe'den. Ama top yine Varslı oyuncularda kalıyor. Mola geliyor. İşte bu Kovalçik'in Yaren'e takıldı. Sonrasında dönen topun Ballay'da kalıp yine Yaren'in kurtardığı an.
balból óvatosan tegyük a labdát, most már jönnek egy picit a kettesek, jó? Jó lesz a befutás, kifutás. A beállott, oké, nem fúj el, hogy ott Péternek közlekedett, toljuk be, és legyen már föl, egyen tolom, másik a föl, itt vagyunk, egyiket tolom, van föl két kéz, nem már semmit a csizi. Lerohanás, vigyük, jó? Semmi gond. Megbeszéltük, hogy merre véd jobban. Jó, oké? Okay? Mi a magasság, amit várunk egy kicsit, és utána hátot, hogy mit csinálunk. Jó, oké? Okay? Semmi gond. Semmi gond. Bori a főnök, Bori mondja! Fars ekibi bundan önce 3 kez takımlarımızla eşleşti. 2011-2012 sezonunda EHF Kupası son 16 turunda Milli Piyango'ya 28-35'lik skorla yenildi. Macaristan'da 24-20'lik skor onlara yetmedi ve turu geçen taraf Milli Piyango olmuştu. Daha da önemlisi 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında da Kastamonu Belediye ile eşleşmişti ve toplamda 3 galibiyet elde eden Kastamonu Belediye her iki turda da geçen taraf, adını üst tura yazdıran taraf olmuştu. Bu arada Borbala Ballahi mola sonrasında golü buluyor. Kendisinin ikinci takımının 19. sayısı, farkı 12'ye çıkartıyor. Ceren Demir Çelen de hemen cevap vermeye çalıştı ve başardı. Yasemin'in asisti, Ceren Demir Çelen'in toplamda ikinci golü görüntüye yansıdı. Bu da Borbala Ballahi'nin golü. İlk yarıda kalan son 3 dakika 20 saniye. Ballahi. Kovars kanada indi. Zuh atış topağalarda. Deli Zuh. Dördüncü golü. Fark yine 12'ye çıktı. Son 3 dakika ilk yarının bitimine. Bizim için bir nefes alma imkanı olacak ama umarız kalan bu 33 dakikalık bölüm bir kabusa dönüşmez. Çünkü çok ciddi anlamda farklı bir skor var şu an tabelada. Yasemin boşluğu buldu. Direğe takıldı. Hızlı hücum. Ballahi atış topağalarda. Anna Ballahi. Birkaç dakika önce ikiz kardeşi fark 12'ye çıkarmıştı. Şimdi Anna Ballahi durumu 21-8 yaptı. 13 oldu fark. Son 2 dakika. İlk yarının bitmesine. Kovac. Pivota pas. Karar 7 metre. Hücum faul beklerken hakem 7 metre çizgisini gösterdi. Yasmin Kovalcik pozisyonun içindeydi. Ceren Demirçelen de şimdi görüntüye yansıyor. İzliyoruz. Yasemin ve Ceren ikilisi yerde. Kovalcik 7 metreyi kazandı. Kaleyi de bu arada Kevser Bektaş devraldı. Fark 13 sayı. İşaret alıyor. Kutsora atış topağalarda. Kutsora'nın 4. 7 metre atışta golle sonuçlanıyor. Fark 14'e çıkıyor. Pası Büşra atış ve topağalarda mı? Hayır. Maalesef top direğe çarpıp kenar çizgiden çıktı. Çok güzel fake ve şanssız bir gol. Luka Cikoş direğe takıldı. Sonrasında Yaren Berfe'nin sırtına çarptı ve topağalara gitti. Ne denebilir ki? Artık bu aşamadan sonra farkı kapatmak ve beraberlik için ikinci yarıda çok ciddi anlamda bir çaba gerekiyor. İlk yarıda kalan son 35 saniye ve yavaş yavaş sürede azalıyor.
Serpil. Kaleci Çizmadya. Kaleci Çizmadya'nın 9. kurtarışı. Yasemin. Yasemin direğe takıldı. Dönen top Büşra. Yine Çizmadya. Ceren de neyse ki iyi bir hamleyle topu kavradı ve golü attı. Çizmadya'nın 10. kurtarışı. Direkten dönen top Ceren ve golü buluyor. Ve ilk yarı bitiyor. İşte üst üste gelen fırsatlar. Önce direk, sonrasında Çizmadya. Ardından Ceren Demirçelen önünde buldu ve golü attı. Bu da Çikoş'un sayısı. Direk ardından Yaren Berfe ve topu ağlara gidiyor. Maalesef şanssızlıkla da bir gol daha kaydediyor Çikoş. İlk yarı skoru Praktik Ervart 23, Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü 9. İkinci yarıda tekrar bekliyoruz. Yeniden sizlerleyiz. Çengek Usturan'ın istatistiği görüntüye yansıyor. 6 gol attı şu ana kadar. Bunlardan 4'ü 7 metre atışından geldi. Ceren Demirçelen de ilk yarıda 3 gole imza attı. Toplam 10'a ulaşamadık. 14 sayılık bir farkla kapattık ilk yarıyı. 9 gol atabildik sadece. 30 dakikada 9 gol. Gerçekten kötü bir istatistik. Ceren Demirçelen de rotasyondaki mecbur isimlerden biri, o da sakat. Aslında biz buraya gelirken de maçın başında da ifade etmiştik. Sakat oyuncuların çokluğu dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir süreç vardı. Umarız bu süreci revanşta, yani gelecek cumartesi günü aşacağız. Ve öncelikle aşmamız gereken konu tabii bu kalan 30 dakika içerisinde 23-9 biten ilk yarının kaybedeni olan Kastamonu Belediye'nin biraz daha farkı kapatması ve sonuç olarak cumartesi gününe gelecek. Cumartesi gününe bir şeyler bırakması. Eğer ki fark daha da açılırsa kabus ve sonuç olarak ikinci maça herhangi bir umut kalmazsa bizim açımızdan da çok önemli bir kabus yaşanmış olacak. Umarız ikinci 30 dakikada en azından sorunu çözmeye çalışır ve bir şekilde ayağa daha sağlam basan hücumlar yaparız. Biz Praktiker Vars karşısında şu ana kadar Kastamonu Belediye takımının 3 galibiyetini paylaştık. 2017-2018 sezonunda EHF Kupası, ki şimdi düzenlenen Avrupa Ligi organizasyonunun ön elemesinde de 3. turda da yine bu takımla karşı karşıya gelmiştik. 2019-2020'de de aynı şekilde 2 maçta galip gelerek yine adımızı üst sıraya yazdırmıştık. Maçın hakemleri Danimarka'dan Hansen ve Jensen son kontrolleri yapıyorlar. İkinci yarıya biz başlayacağız. 23-9'luk skor var. Başarılar diliyoruz Kastamonu Belediye'ye. Ekrana yansıyan Fanny Clara Çizmadya 10 kurtarışa imza attı ilk yarıda. Serpil. Burcu. Yasemin. Yasemin faul. Yasemin yine aynı noktada. Yine bir faul var. 7 metre atışı gelmiyor. Yine Marinçak. Müdahaleyi yapan isim. Biz bir kez 7 metre atışı kullandık. Onu da Çizmadya kurtardı. Bu arada Yasemin ve top ağlarda. İkinci yarıya golle başladık. Yasemin Şahin de toplamda 3. sayısına imza attı. Fark 13'e indi. Şimdi ayağı yere sağlam basar savunma ve yine aynı şekilde etkili hücumla farkı kapatma zamanı. 30 dakika var. Ferenci. Yine Ferenci sağ çaprazda kanada bıraktı. Su. Atış direkten döndü. Hücum bizim. Atışı direkten döndü. Ve neyse ki
rakipten çıktı. Hücum bizim. Kovac az önce görüntüye yansımıştı. Şimdi Serpil tekrar oyunda. Merkezde top çeviriyor. Burcu Dindar ve Yasemin yine oyun kurucular. Sağ kanatta Nurşah, sol kanatta da Beyza şimdi topla buluştu. Yasemin'in atışı. Bloğa temas etti, sonra Zuhd'a kaldı. Hızlı hücum yakalıyor Macar ekibi. Atış topu ağlarda. İkinci yarının ilk golünü hızlı hücumla buldular. Fanny Çirze. İşte bu Bloğa çarpan top ardından hızlı hücum olarak geri döndü. Fanny Çirze gol attı. O da yeni transferlerden biri. Mosson, Manyoravari forması terletiyordu geçen sezon. Fark 14 sayı. Burcu yerde. Müdahale yapan Marinçak. Serpil, Yasemin. Yasemin ve top ağlarda. 2 dakika cezası gelecek. Yasemin Şahin 4. golünü kaydetti. Helenbay 2 dakika cezası aldı. İlk kez eksik kalıyor Macar ekibi. Watts. Helenbay da şimdi Gabor Herbert'le bir şeyler konuşuyor. İşte burada Fanny Helenbay 2 dakika cezası aldı. Kaleyi boşalttılar onlar da. Grafik olarak yansımadı ama kale boş. Watts risk alıyor. Bu arada Yaren Berfe bir kurtarışa daha imza atıyor. Hücum bizim. Burcu ve top ağlarda. Savunma tam olarak yerini almadan Burcu Dindar golü attı. Bu maçtaki ikinci sayısı. Fark 12 indiriyoruz. Burcu da deneyimli isimlerden biri. İzmir'den transfer. Kastamonu Belediye forması altında ilk sezonu. Yine kaleyi boşaltıyor Mars. Serpil görüntüde. Teknik sorumlu Serpil İskenderoğlu, antrenör Şenay Özel. Faul var. Nikolet Marinçak yerde kalmıştı. Betül müdahaleyi yaptı. Pasif uyarısı şimdi geldi. Kurt Zora hatalı yürüme yaptı. Hücum bizim. Burcu. Burcu, faul. Müdahale yapan Kovalçik. Top kaybı. Çok kritik bir hata. Çok basit bir hata. Beş dakika geride kaldı. Maça başlarkenki tutuk halimiz yok. Üzerimizde bu kesin. Çünkü İlk yarıda sadece 9 gol. İlk 10 dakikada sadece 2 sayı bulabildik. Ceren Demirçelik'in müdahalesi. Kutzora. Kutzora kendini gösterdi şimdi. Bıraktı. Ferenci atış topağlara gitti. Marinçak. Nikolet Marinçak golü attı. Fark 13'e çıktı yeniden. Marinçak'ın da ikinci sayısı. İzliyoruz. Yakın direkte tam köşeyi buldu. Şut. Topağlarda. Yasemin. Kovalçik müdahale yapan isim. Yasemin kaleciye takıldı. Kalecinin ayağına temas etti. Cizmadya'nın 11. kurtarışı. Karar 7 metre. İkinci 7 metre atışımız olacak. Betül görüntüde. İlk 7 metre atışında Serpil kaleciye takılmıştı. Cizmadya kurtardı. Bakalım. Net olarak 6 metre yayında savunma müdahalesi ve karar 7 metre.
6 dakika geride kaldı ikinci yarıda. 3 gol bulduk. En azından istatistiği, yani gol yollarındaki o sıkıntıyı düzeltebildik. Yasemin ve topağlarda gol. Yasemin'in 5. golü. İlk 7 metre golümüz. Fark 12 indi. Mola geldi. Molayı alan Mars. Lehet rajta vitatkozni, hogy belül volt, vagy nem volt belül, de ha nem lapos a kettes, akkor ütközik meg, és a labdát szerez. Azt beszéltük elől, folyik a labda. Ne engedjük el, ne engedjük el a koncert. Az túl jó csapat, hogy félközel, vagy 98%-kal menjél. Azokat a dolgokat. Ugyanúgy az elején, Fruzsi, ha jön a csapda, akkor nem megy tovább, akkor nem fog bemenni középen az irányító. Csenge csak támad, a Jászmina cserél támadás védekezés. Ses tonundan anladığımız kadarıyla Gabor Herbert çok sinirli görünüyor. Önceki moladaki konuşmalarıyla o tonla çok fark var. Geçen bu 6 dakikalık bölümde 2 gol bulabildiler. Nispeten biz 4 gol bulduğumuz için daha iyi başladık ve sonuç olarak molayı onlar aldı. Umarız bundan sonraki aşamada fark 12 sayı ama en azından belki galibiyet çıkartamayabiliriz ama az farklı bir mağlubiyetle buradan ayrılıp gelecek cumartesiye bir umut ışığı yakalamak istiyoruz. Ferenci, Cenge Kovacs, atış dışarıda. Yasemin, Nurşah, oyun duruyor, faal var ve uyarı var. Kesinlikle hücum faal konusunda beni kandıramazsın. Bunu bir daha yapma dedi Nikolet Marinçak'a, maçın hakemi Hansen. Eğer yaparsa 2 dakika cezası alacak bu uyarı sonrası. Serpil, Yasemin. Betül, Yasemin'in pası, Ceren Demirçelen'in golü. Çok etkili geldik. Pas trafiğinde Ceren Demirçelen tepede çok güzel bir asistle topla buluştu. Yasemin'in asistiyle golü attı, fark 11'e indi. Ölü toprağı üzerimizden attığımızı gösterdik bu 7,5 dakikada. Bu ölü toprağı üzerimizden attıktan sonra farkı daha da kapatma zamanı. Ferenci, atış topağlarda. Çok zor pozisyonda golü buldu Ferenci. Kendisinin ilk sayısı. Fark 12. Bu arada Nurşah bomboş kaldı. Nurşah Sancak. Nurşah'ın ikinci, takımımızın 15. golü. Fark yeniden 11'e indi. İzliyoruz Ferenci'nin zor pozisyonda golü, bu da Nurşah Sancak'ın sayısı. Karşılıklı golleri izledik. Fark 11'e indi. Ferenci, Kutzora, Marinçak ve hücum faul. Karar hücum faul, hücum bizim. İzliyoruz. Topsuz alanda yapılan müdahale, muhtemelen pivotun hareketi hücum faul olarak değer buldu. Bu arada biz bir top kaybı yaptık karşı alanda, karşı yarıda. Maalesef farkı ona indirme şansını değerlendiremedik. 40. dakikaya da giriyoruz. 26-15'lik skor üstünlüğü Mars ekibinde. Bu arada pas hatası işte. Araya giren Ferenci burada bir faul ve 2 dakika cezası bekledi. Marinçak kanada indi. Zuh. Ferenci. Şimdi Kutzora. Atış topağlarda. Ekine cevap alınca Marinçak. Orada bir kapı açıldı ve o kapıdan kaleyi tam karşıdan gördü ve golü attı. Fark
12'ye çıktı. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. Yasemin'in pası, Ceren Demir çelen ve top ağlarda gol. Yine aynı taktikle ilerledik. Ceren'in 5. golü. Yasemin'in asisti, Ceren Demirçelen'in golü. Gerçekten çok zor pozisyonda yine asisti kavramayı başardı. Ceren Demirçelen ve Yasemin Şahin 5'er sayıyla oynuyor şu ana kadar. Bu arada oyuna giren Çikoş atış gol getirmedi. Yaren Berfe görüntüde. Burcu müdahale, Ferenci'den herhangi bir ceza yansımadı. Büşra Işıkhan şimdi pivotta süre alıyor. Yasemin iyi döndü. Yine bir faul ama 7 metre atışı gelmedi. Helen Bay görüntüde. Skorboard'da süre duruyor. Yasemin de neden 2 dakika cezası ya da 7 metre gelmedi diye hayıflanıyor. Bu da az önce Yaren Berfe'nin yaptığı kurtarış. Yaren Berfe de toplamda 8'e ulaştı. Ekrana yansıyan Çizmadya toplam 11 kurtarışa imza attı şu ana kadar. Ve nihayet Helen Bay 2 dakika cezası alıyor. İkinci kez. Mars ikinci kez eksik kalacak yine Helen Bay. Müdahaleyi gördük. Burcu. Burcu'dan kötü pas. Pas arası geldi. Çok kolay bir müdahale. Görüntüye yansıyan Panichire. Kaleyi boşaltıyorlar. Fark 11 sayıda kaldı. Zuh. Çikoş. Çapraz geçişle ilerlediler. Kutsora. Çikoş paslaşması. Kutsora. Ve hatalı yürüme. Orada bir adım fazla aldı. Çok net bir şekilde hatalı yürüme yaptı. Hücum bizim. Betül. Nurşah. Aşırtma ama Çizmadya sanki bu aşırtmayı bekliyor gibiydi. Çok gösterdi Nurşah. İşte bu hatalı yürüme. Fazladan bir adım çok net. Sonrasında Nurşah'ın aşırtması kalecide kalıyor kaleci. Fanny Clara Çizmadya 12. kurtarışına imza atıyor. Yine kaleyi boşalttılar. Yaren Berke'nin kurtarışı boşa gitti. Faul pozisyonu görüntüye yansıyor. İtirazları var Herbert'in ve sarı kart görüyor. Orada 2 dakika cezası bekledi Betül'ün yaptığı müdahale sonrası. Ekrana yansıyan Gabor Herbert sarı kart görüyor. Yine kaleleri boş. Çikoş. Frenchy. Çikoş. Atış topu alardı. Luka Çikoş. 6. golü. Mark yine 12'ye çıkıyor. Ve 2 dakika cezası son buluyor. Helen Bay tekrar oyuna girdi. Helen Bay yerine oyuna giren Fanny Çiri oldu. Serpil oyunda. Yasemin Şahin yerine, o da şimdi süre alıyor.
Burcu hatalı yürüme yaptı. Adımlama hatası tam da. Fazladan bir adım. Hızlı hücum ve gol. Kuruç ilk golünü kaydediyor kendi adına. İşte burada fazladan bir adım. Adımlama hatası ve sonrasında Kuruç golü buldu. Bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Fark tekrar 13'e çıktı. Serpil. Pası. Karar 7 metre. Ceren yerde kaldı. Yine Helenbay. Görüntüde. Yasemin çizgide. Toplamda 3. 7 metre atışımız olacak. İkinci kez çizginin gerisinde Yasemin. Kizmadia ikinci 7 metre kurtarışına imza atıyor. Toplamda 13. kurtarışı. Aradaki fark kadar kurtarış yaptı Kizmadia. Maçın da 4'te 3'lük bölümü geride kaldı. Ayda Kuruç. Çikoş'ta paslaştı. Kuruç yerde. Paul. Kuruç. Atış direkten dönüyor. Ferenci direğe takıldı. Hızlı hücum. Betül. Kaleci Kizmadia. Beyza Nur'du az önce koşu yapan, işte görüntüye yansıyor Beyza Nur Türk Yılmaz. Çok güzel bir asist ama golle sonuçlanmadı. Kizmadia 14. kurtarışını yaptı. Çikoş. Ferenci. Gibot'ta bomboş kaldı. Helenbay. Golü attı. Manni. Helenbay. İkinci golü. Fark 14. Mola geliyor. Mola alan Kastamonu Belediye oluyor. Bravo futbol. Arkaya itelim lütfen. Kızlar. Ne attığınız top topa benziyor. Ne yaptığınız savunma savunmaya benziyor. Hızlı çıkış yapıyorsunuz. Topa elinize ayağınıza dolaştırıyorsunuz. Kendinize gelin. Yani 15 dakika kaldı. Ya kendinize gelin ya da rezil olun. 15 dakika biraz daha akıllı oynuyoruz. Ne zamanı oynayıp bir gol bir goldür, tamam mı? Düşürebildiğimiz kadar düşürmeye çalışıyoruz. Haydi. 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 Bitti. Haydi. Haydi. Bu arada söyleyecek bir şey bırakmadılar. Şenay Özel ve Serpil İskenderoğlu yeteri kadar uyarılarda bulundu. Kalan süreye bakalım ne getirecek. Fark 14. İşte daha da yükselirse cumartesiye umut ışığı kalmayacak. Bir hafta sonra Türkiye saatiyle 15'te 18 Kasım cumartesi günü bu maçın rövanşı var. Kastamonu'da. EHF Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turundayız. Yine Kizmadia yine gol izni vermedi. 15. kurtarışına imza attı. Bomboş kalmıştı Betül. İzliyoruz. Sol çaprazda bomboş pozisyon ama ayağıyla çıkartıyor. Son 13 dakika.
Ferenci, Zuh direğe takıldı. Yine hücum onların. Ferenci'de kaldı top. Kruç. Blok. Top dışarı gitti bloğumuzdan. Hücum onların. Ferenci. Kruç. Faul ver. Çikoş. Yoldan koşu Kovacic. Kruç'un pasında pas hatası. Hücum bizim. Çikoş o topu beklemiyordu. Son 12 dakikaya girdik. Serpil pası Ceren. Bomboş kaldı. Atış topu ağlarda Ceren Demirçelen. İtirazları var Gabor Herbert'in. Ceren Demirçelen'in toplamda 6. golü. Serpil'in burada bir hatalı yürüme yaptığını söylüyor. Herbert bir de sarı kart görmüştü. Daha önceki itirazlarından. Kruç'un pası, atış topağlardı. Kovacic bu maçtaki ilk sayısını buldu. Burcu. Serpil. Faul var. Son 11 dakika fark 14 sayı. Atış topağlarda Ceren Demirçelen taşıyor bu dakikalarda. İzliyoruz. Ceren Demirçelen'in 7. golü. Kruç. Ayağına takıldı. Hücum bizim. Bir pas arası daha geldi Ferenci'den. Yine acele ettik. Son 10 dakikaya 31-18'lik skor üstünlüğüne giriyor ev sahibi ekip. Yaren'in uzun topunda iki oyuncu aradaydı. Onlardan Ferenci zaten hamleyi yapıp topu aldı. Kruç. Faul var. Ayda Kruç yerde kalmıştı. 19 yaşında. Kovac 19 yaşında. Luka Cikoş 18 yaşında. Çok genç oyuncuları oynatıyor aslında Herbert. Ferenci dışında hepsi 20 yaşın altında. Ferenci. Kruç. Ferenci kaleye baktı. Müthiş bir gol attı. 11 metrelik mesafeden çok net bir atış tam köşeyi buldu Ferenci. İşte Furuşina Ferenci'nin golü. Fark 14. İkinci yarıya başladığımız noktadayız. Emine aşırttı ve topu ağlara gönderdi. Emine Gökdemir'den ilk gol. Durum 32-19, fark 13'e indi. Oyuncu değişikliği yaşandı. Tekrar oyuna giren isimler var. Borbala Ballay onlardan biri, iki gol atmıştı ilk yarıda. Sağ kanatta da Kira Banfai oyuna girdi. Uzaktan bir deneme ve yine başarılı. Çikoş toplamda 7. golünü buluyor. Luka Çikoş. Bu uzaktan denemelerin hemen hemen hepsi golle sonuçlandı.
Son 8 dakika yine bir top kaybı. Helenbay bıraktı. Kovalçik. Kovalçik'e gol izni vermiyor Yaren Berfe. Birebir değil kurtarış Yaren Berfe'den. Bu arada Burcu'ya gelmeden, Ceren'e gelmeden bir pas arası daha ve faul var. Faul yine Helenbay'dan. Son 7 dakika. İşte burada Ceren'e yapılan müdahale. Helenbay. Faul. Karar faul ve hücum bizim. Sinem Vatan oyuna giriyor. İlk kez süre alıyor Sinem. Serpil'in pası yerini bulmadı. Helenbay kanada indi. Atış topu ağlarda. Hayır, top direkten döndü. Fark 14'te kalıyor. Yine biz de acele ediyoruz. Orta alanda sürekli top kayıpları. Şimdi Fanny Çile az önce yapamadığını yaptı. Gol attı ve fark 15'i çıkardı. Ceren Demirçelen burada kavrayamadı. Ardından bir önceki pozisyonda direğe takılan Fanny Çire kendisinin ikinci takımın 34. sayısını kaydediyor. Fark 15'e çıkartıyor. Sinem Vatan, Burcu Dindar, Emine Gökdemir, karar 7 metre. İki dakika cezası Fanny Çire'ye. Emine burada yerde kaldı. Tam da kanatta yükseklik kazandığı an müdahale. Beyza Nur Türk Yılmaz çizginin gerisinde. 2 dakika cezası bu 7 metre atışından sonra başlayacak. Beyza Nur. Kizmadya. Toplam 4 tane 7 metre kullandık. Bunlardan sadece bir tanesi golle sonuçlandı. 3 tanesini kurtardı kaleci Kizmadya. Benim sayabildiğim kadarıyla toplamda da 16. kurtarışına imza attı. Kalesi boş. Vars ekibinin 2 dakika cezası devam ediyor. Faul düdüğü geliyor. Pasif uyarısı geldi. Kutsoğra. Çikoş. Tekrar Kutsoğra. Sağ kanat. Çizgiyi geçti. O noktada Kira Banfa'yı. Topu kaptırdılar. Son 5 dakika. Sinem. Atış direkten dönüyor. Şanssızlık. Yine kareyi boşaltıyor Kizmadya. Fark 15. Kalan son 4 dakika 20 saniye. Çapraz geçişler. Vallahi. Çikoş bıraktı. Marinçak. Pasif uyarısı geldi. Borbala Ballai. Çikoş'un pası yerini bulmuyor. Hücum bizim. 4 dakikadan az bir zaman var. Fark 15 sayı. Burcu. Karar faul. 2 dakika cezası da son buldu bu arada. 6 kişilik savunma karşısındayız. Az önceki 2 dakika cezasını hiç değerlendiremedik. Skorboardu değiştiremedik. Sinem'in pası. Ceren Demirçelen. Maalesef topu kaptırdık. Hızlı hücum. Atış topu ağlarda.
Anna Ballai golü attı. İkiz kardeşlerden Anna Ballai 4. Borbala Ballai 2 gole imza attı. Bu da bizim az önce topu kaptırdığımız an. Hızlıcım Anna Ballai'nin golü, farkı 16'ya kadar çıkardılar. Emine yerde karar faul. Helen Bay'in müdahalesi. Ceren Demirçelen ve top ağlarda nihayet bir gol bulduk. Şöyle söyleyelim. Dört dakikadır neredeyse gol atamıyoruz. Hatta daha fazla bir süre diyebiliriz. 5 dakikaya yakın bir süre gol atamadık ve nihayet 20. golü bulabildi Kastamonu Belediye ve fark 15'e indi. Son 2 dakika. Çikoş'un atışı dışarıda. Betül'ün orada müdahalesi var mı? Faul düdüğü geldi. Umarız daha farklı bir ceza gelmez ama 2 dakika cezası göründü. Çikoş'un yerde kaldığı an ve Betül'ün 2 dakika cezası aldığı an Betül Yılmaz. Eksik bitireceğiz mücadeleyi. Sol kanat. Vallahi kavrayamadı. Hücum bizim. Kaleyi boşalttık. Burcu atış topağlarda gol. Fark 14'e indi. Kalemiz boştu ve çok kolay bir gol yedik. Fark yine 15'e çıktı. Çok zor gol atıp kolay goller yiyoruz. Bunların en net örneğini az önce gördük. Kaleyi boşaltmıştık, yine boşalttık. Şimdi Emine geriye koşu yaptı. Ceren Demirçelen dönemedi. Son 45 saniye maç için Sinan Vatan kanada indi. Beyza Nur pasif uyarısı şimdi geldi. Atış kaleci Çizmadya. Son 30 saniye. Yine eksik savunma. Sağ kanat Banfai. Atış topağlarda gol. Kira Banfai bu maçtaki ilk ve belki de tek golünü kaydediyor. Fark 16'ya çıkartıyor ikinci kez Vats ekibi. Son 10 saniye artık maç için, maçın bitmesine 5 saniye var. Hatalı yürüme yaptı Ceren. Ve son sinyal sesi duyuldu. 37-21'lik skorla kazanan Praktiker Vats oldu. Çok önemli bir skorla ilk maçı kazanıyorlar. İlk maçta 16 sayılık bir avantaj yakalıyorlar. Gelecek cumartesi günü Türkiye saatiyle 15'te bu maçın rövanşı var. Rövanşta 16 farklı bir galibiyet neden olmasın, imkansız değil ama çok ciddi anlamda uzun bir mesafe var. Buradan Macaristan kadar uzak bir mesafe ve sonuç olarak umarız Kastamonu Belediye bizim adımıza rövanşta güzel bir oyun ortaya koyar ve en azından umut ışığı bir şekilde yanmaya devam eder. Maçın skorunu tekrar paylaşalım. Praktiker Vats 37, Kastamonu Belediye 21. İlk maçta çok önemli bir avantaj Macar ekibinin hanesinde. İkinci maç cumartesi günü saat 15'te ve umarız Kastamonu Belediye güzel bir handbolla rövanş alacak ve
hepinizi de TRT Spor Yıldız ekranında güzel bir haber aktarma fırsatı sunacak. Bir başka netbol heyecanında görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.